Dedim Kürşat şimdi. Şırnak'ta düzenlendi tören. Irak'ın kuzeyinde Pençekilit Harekatı bölgesindeki üst bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 6 asker için, 6 Mehmetçik için Şırnak'ta tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da katıldı. Evet, törenden görüntüler izliyorsunuz şu anda. Evet, Türkiye YAS'ta, Türkiye 12 şehidine, 12 Mehmetçiğine ağlıyor. Şırnak'taki törenden sonra şehitlerimizin naaşları memleketlerine gönderilecek, gönderiliyor. Tören Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenleniyor. Biz de sıcağı sıcağına o görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Ailelerine sabır, ülkemize başsağlığı diliyoruz. İşte gelen görüntüler. Tabii cenazeler memleketlerine geldiği zaman, doğup büyüdükleri topraklara geldiği zaman acı daha da katlanır tabii ki. Çok üzgünüz. Açalım. Evet, hepsi anasının kuzusuydu. Candı. Hepsi candı. Hepsi bir candı. 12 demek böyle üzüyor beni, 12. Canlar işte hepsi. Hayalleri olan. Geleceklerini kurmaya çalışan. Evet. Bence bütün bu şehitlerin nedeni Atatürk'ümüzün yurtta barış, dünyada barış ilkesinden vazgeçen gizli bir akıncı ruhuyla ülkeyi yönetmeye çalışanların sonucu. Çünkü Orta Doğu'daki barışı sağlayabilecek en güvenli ülke Türkiye. Ama bu barış için gerekli adımlar atılmadığı gibi yanlış adımlar atıldığı bana göre. Bu yüzden de şehitlerimiz 1, 2, 3, 5 geliyor peş peşe. Evet. Bir daha verelim Kürşat Şırnak'taki törenden bize gelen görüntüleri. Açalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, devletimizi daim, milletimizi kaim eyle. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Bu cennet vatanımıza sahip çıkma şuuru ihsan eyle. Evet, bak.
Şehidim! Ol! Selam! Dur! Dikkat! Helale yürüyüşü! Aç! Evet, gün boyu cenaze törenleri de Halk TV ekranlarında, bizim haber bültenlerimizde, bundan sonraki programlarda canlı olarak tören yerlerinden izleyiciye iletilecek. Ne kadar üzülüyorum ki bir İsrail'de yaşanıyor bu fotoğraflar, görüntüler, bir de burada. Yani çok ağır ağır bir şey. Hidayet Hocam hatırlattı da Atatürk yurtta sulh, dünyada sulhu, bütün başkanlığı süresince ve bütün savaşçılığı, barışa giden bir adamdı, bir savaşçıydı, evet. Zaten. Vefat ettiğinde, bu hayattan göçüp gittiğinde 10 Kasım Fransız gazetesinin başlığı şöyleydi. Doğun Barış Kubbesi'nin doğu sütunu yıkıldı. Artık kimse barıştan söz edemez. Korkunç bir şey. Barış Kubbesi'nin doğu sütunu yıkıldı, Atatürk'ün ölümüyle ilgili söylüyor. Artık evrende ve hayatta, Orta Doğu'da kimse barıştan söz edemez. Barış kalmadı demek işte. Biraz da öyle oldu. Hemen zaten bir yıl sonra İkinci Dünya Savaşı başladı. Arkasından Orta Doğu hiç durulmadı ve bizim ülkemiz 40 yıldır bir anlamda acıların içerisinde boğulup duruyor. Bu siyasilerde büyük sorumluluklar var diye düşünüyoruz. Tekrar ilk bölümde çok konuştuk. Bu acılı insanın sesini değiştiren, gözünden yaşlar akıtan, bu evlatlarımızın şehit olduğu fotoğrafları anlatan, gelip geçen bu olayı hakikaten bir kez daha düşünmeliyiz. Son yıllarda ilk defa bu kadar bizi sarsan, dediğin gibi sayı değil ama evlatlarımızın kaybını anlatan bu fotoğraflar günümüze geldi. İşin tören kısmı, işin şey kısmı, konuşmalar falan hakikaten bir başka. Asıl bu tabutların içerisinde yatan evlatlar, dediğin gibi köylerine, şehirlerine gidecekler, o yoksul evlere gidecekler. Orada cenaze törenleri yapılacak. Asıl cenaze törenleri onlar. Asıl oradaki arkadaşları, asıl, evet. Okul arkadaşları gelecek bu evlatların yanına. Aileleri gelecek, teyzeleri gelecek. Hüngür hüngür ağlayacaklar, onları yarın izleyeceğiz sanıyorum. Bugün Hakkari'den gidiyorlar değil mi? Hakkari'den. Ve akşam haberlerde biraz söylenecek, yarın söylenecek. Biraz daha söylenir. Ve ondan biz, sonra da unutulacaklar. Ve biz yeni yıla gireceğiz, tamam mı? 5 Ocak'ta, 6 Ocak'ta biz unutacağız. Ve o anne hep hayatı boyunca 40 yaşında bir dizini, anne 40 yaşında bir anne düşün. 43 yaşında bir anne zaten. 35 yaşında ya da. Evet. Evet, tabii. 40 yaşında bir anne dizini yani, döve döve bundan sonraki hayatını sürdürecek. Evet, oğlunun postalına bakacak. Ona sarılacak. Biz Doğu ülkesi sayılırız ya, Doğu ülkesiyiz zaten. Orta Doğu değil ama Doğu'dayız yani. Bizde ağıt ve acı daha yoğundur. Evet. Bu topraklar hakikaten acılı topraklar. Acılı gerçekten. Topraklar olduğu için annelerimiz, teyzelerimiz, kız kardeşlerimiz acısını çok yoğun yaşarlar. Ya düşünsene, dünyanın en ağır acısı evlat kaybıdır. 22 yaştaki evladımızı var mı, değil mi? Kaybediyoruz. Biz de burada sarsılıyoruz, biz burada konuşamıyoruz. O anneyi düşünsenize, babayı düşünsenize. Özellikle evlat acısı kadar bir acı var mıdır? 4 aylık, karnında 4 aylık çocuğuyla bekleyen eşi, şehit olan anneyi düşün. 18-19 yaşında. Babasını hiç göremeyecek. Bir de Seren, sözü geçmişken çok özel bir görkemli hatıralar oluyor. Gerçekten şehit yakınları için büyük sorunlardan söz ediliyor. Bizim unutmamız, yani toplumun unutması tabii ki konuşulması lazım ama asıl devlet unutuyor kardeşim. Kusura bakmasınlar. Sadece hamaset yapılıyor dediğimiz bu. Tabii. Devlet unutuyor. Madenci unutuluyor. Evet. Grizu'da işte her yeri yanmış o. O da Amasra'da, maden şehidi. Amasra'da onlar yayına çıktılar. Deprem. Deprem, evet. Bu ülke
koca bir deprem yaşadı. 100 yılın dünya tarihinin en büyük depremini yaşadı. Ve şunu söyleyeyim ben, Hatay 6 Şubat'tan daha kötü durumda. Evet. Depremin olduğu günden daha kötü bir noktada Hatay. Bunu gidip görüyoruz. Evet. Yayın yapıyoruz orada. Orada tanıdıklarımız